Özellikle mutlak referans sistemini bulmaya çalıştığımız son video olmak üzere pek çok videoda gördüğümüz bir senaryoyu yeniden ele alalım. A uzay gemisinde eylemsiz bir referans sisteminde olduğumuzu varsayalım. Bir de referans sistemimizde zamanın sıfır olduğu noktada B gemisinde olduğumuzu ancak pozitif x yönünde ışık hızının onda 8'i hızda yol aldığımızı varsayalım. Daha öncesinde her bir referans sistemi için uzay zaman grafiklerini üst üste yerleştirebileceğimizi görmüştük. Eksenlerimizi çizersek uzayın x yönüyle ilişkilendirdiğimiz x ekseni uzay zamanda bir yönü belirtir. Buradaki dikey eksen yani ct de zaman çizgisinde belirttiğimiz diğer bir uzay zaman yönü konumunda. Daha sonra B referans sistemini yazarak buradaki eğik eksenleri çizebiliriz. Buradan zamandaki değişimi de bulabiliriz. Örneğin belli bir zaman sonra B bizim önümüzden geçerken olan olaya bakabiliriz. Buraya CT değerindeki değişim yazalım. Referans sistemimizde bu iki olay aynı yerde gerçekleşir. Referans sisteminde bu iki olay sadece zaman açısından ayrı durumda. Peki B referans sisteminde bu iki olayı ayıran zaman ne kadardır? Bunun için x üssü eksenine paralel bir noktaya gitmemiz gerekir. Yani burada B referans sistemini üssü referans sistemi olarak ele alıp ct üssü ekseniyle nerede kesiştiğimizi inceleyeceğiz. ct değerindeki değişim burada. Burası da ct üssü değerindeki değişimimiz olur. Daha uzun görünüyor ancak bunları henüz ölçeğe yerleştirmediğimizi unutmayalım. Çünkü ölçekler bağıl hızlara göre değişiklik gösterir. Ancak matematiksel açıdan ct üssü değişiminin ct değerindeki değişimden daha büyük olacağını söyleyebiliriz. Bunu anlamamız için tek yapmamız gereken Lorentz dönüşümlerine bakmak. Yani ct üssü değişimi Lorentz faktörü çarpı ct değişimi eksi beta çarpı x değişimi değerine eşit olur. Bunu daha öncesinde pek çok kez görmüştük. x değerindeki değişim sıfıra eşit referans sistemimizde durağan halde olduğundan sıfıra eşit. Artık parantez içinde yazmama gerek yok. CT üstü değişimi de Lorentz faktörü çarpı CT değerindeki değişime eşit olur. Lorentz faktörümüz de birden büyük. Aslında bunu hesaplayıp göstersek daha iyi olur. Buradaki Lorentz faktörü yani gamma da şuna eşit olur. 1 bölü kare kök içinde 1 eksi 0,8c bölü ışık hızının karesi. 0,8c. B'nin bağıl hızı. Bunu nasıl sadeleştirebiliriz? C'ler birbirini götürür. 0,8'in karesi 0,64'e eşit. 1 eksi 0,64'ten burası 0,36 olur. Bunun karekökünü alırsak da geriye 1 bölü 0,6 kalır. Bu da 10 bölü 6'ya yani 5 bölü 3 değerine eşit. Yani Lorentz faktörü 1 çarpı 2 bölü 3. Böylece ct üssü değerindeki değişimin, ct'deki değişimin 1 çarpı 2 bölü 3 katına eşit olduğunu bulmuş olduk. Şu an kendi kendinize bu ikisinin 1 çarpı 2 bölü 3'e eşit görünüp görünmediğini soruyor olabilirsiniz. Benim çizimimden de kaynaklanıyor olabilir ancak bunu bu şekilde yapamayız. Çünkü cetvelle bu iki uzunluğu ölçüp bunu bulmamız mümkün değil ölçeklere henüz belirtmedim ama buradaki ölçekler farklı. Yine de bu grafik en azından kafamızda canlandırmamızı kolaylaştırdı. Şimdi başka türlü olsaydı nasıl olacağına bakalım. CT üssü değerindeki değişimin uzay gemilerinin geçmesiyle belli bir süre sonrası arasında bir yere denk geldiğini varsayalım. Bunu farklı bir renkte gösterelim. Çünkü az önce incelediğimizin aksine bu uzay zamanda gerçekleşen farklı bir olay. Yani burası B referans sisteminde CT üssü değerindeki değişim. Peki, CT değerindeki değişim ne olur? Buradaki x eksenine paralel bir noktaya gidebiliriz. Böylece burada bir noktaya ulaşmış oluruz. CT değerindeki değişim daha fazlaymış gibi görünüyor. Bunu da aynı işlemi gerçekleştirerek matematiksel açıdan kanıtlayabiliriz ct değişimi gamma çarpı ct üssü değişimi eksi beta çarpı delta x üssü değerine eşit. x üssü değerinde değişiklik olsaydı hızın yönü de değişeceğinden burası negatif olurdu. Ancak B referans sisteminde iki olay da aynı yerde gerçekleştiğinden x üssü değerindeki değişim sıfıra eşit olur. Artık parantez içine almama gerek yok ct değerindeki değişim, gamma çarpı ct üssü değerindeki değişime eşit olur. Gama değeri aynı kalır, çünkü hatırlarsanız v bölü c sonucunu bulmamız gerekiyordu. V veya negatif v olması fark etmeksizin karesini aldığımızda aynı değeri elde ederiz. O yüzden gamma burada da 1 çarpı 2 bölü 3 olur. Benim referans sistemimde iki olay aynı yerde ancak arka arkaya gerçekleştiğinden referans sistemim durağan görünüyordu. Ancak hareket halindeki referans sisteminde CT üssü üzerinde iki olayın gerçekleşmesi daha uzun sürer. Elimizde B referans sisteminde durağan olan ve CT üssü üzerinde gerçekleşen değişimle birbirinden ayrılan iki olay olsaydı, iki olay arasındaki CT değişimi daha da büyük olurdu. Bu yüzden bu biraz tuhaf bir olay. Bunları anlayıp kafamızda daha iyi canlandırmak ve CT ile CT üstü değerlerini aynı ölçekte inceleyebilmek için mutlak referans sisteminden yararlanabiliriz. Bunu önceki derslerden birinde göstermiştim a ve b'nin birbirlerine oranla bağlı hızlarının ışık hızının 0,8 katı olduğunu varsayarak b pozitif x yönünde durağan olan a'ya göre 0,8 c'lik bir hızla yol alır veya a negatif x yönünde durağan olan b'ye göre 0,8 c'lik bir hızla yol alır bu şekilde A ve B'nin içerisinde yer aldığı durağan bir gözlemcinin olduğu referans sisteminde A ve B'nin dışarıya doğru ışık hızının yarısı hızda yol aldığını hesaplayabiliriz. Mutlak referans sistemini anlattığımız derste buna değinmiştik. Bunu Minkowski uzay-zaman grafiğinde gösterdiğimizde A ve B referans sistemlerindeki CT ve CT üssü doğrularının sağ ve soldaki zaman eksenlerine aynı oranda eğik olduğunu görürüz aynı oranda eğik olduklarından bu sisteme göre zaman genişlemesinin ölçeği aynı olur. Yani bu ikisini aynı ölçek üzerinde gösterebiliriz. Buraya çizdiğim mutlak referans sisteminin yani CT üssü üssü referans sisteminin doğrularına A ve B referans sisteminden bakarsak bunun A ve B referans sisteminin ortasında kalacağını söyleyebiliriz. Ancak buradaki referans sistemi mutlak durumda bu referans sisteminde iki zaman ekseni birbirine dik konumda bulunur. Bu iki olayı incelersek, ilk olayda uzay gemilerinin geçtiği anla buradaki nokta arasında CT üzerinde bir delta olduğunu görürüz. Bu olay için x üssü ekseninde yol alarak ct üssü koordinatlarına baktığımızda ise bu noktaya ulaşırız. Bu ct üssü değerindeki değişim. Aynı şekilde mavi yeşil renkle gösterdiğim buradaki diğer olaya bakarsak da burası da CT üssü değişimi olur. A referans sisteminden yola çıkarak x üssü yerine x eksenini takip etmemiz gerekir. Böylece x eksenine paralel bu noktaya ulaşırız. Burada ilginç olan nokta ise A referans sisteminde sarı olayın mavi olaydan önce gerçekleşmesi. Ancak B referans sisteminde mavi olay sarı olaydan önce gerçekleşir. Yani burada inanılmaz şeyler oluyor. Ancak bu grafiği sevmemin sebebi zaman ekseni açısından A ve B referans sistemi sağ ve sola aynı oranda eğik olduklarından ikisinin de aynı ölçekte yer alması. Bu grafik Lodel grafiği olarak adlandırılır. Minkowski grafiğinin bir türevi olan bu grafik referans sistemleri arasındaki simetriyi daha iyi anlamamızı sağlar.